sorunu olduğunu görüyoruz. O haberlerden biri Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla yeğenin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan anne ile iki komşu çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 yaşındaki Sıla'nın hayati tehlikesi sürüyor. Türkiye bir köyün sustuğu 8 yaşındaki Narin cinayetine ağlarken bir başka korkunç haber de Tekirdağ'dan geldi. Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Anne Bakiye Yeniçeri kızını bıraktığı komşular da televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yapılan incelemelerin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Anne ve Sıla bebeğin bırakıldığı komşunun 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu tutuklandı. Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepkiyle karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman güvenlik güçleriyle yurttaşlar arasında arbede yaşandı. Tekirdağ Valiliği olayın sosyal medyada çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada mağdur çocuğun tedavisi devam ediyor, soruşturma titizlikle sürdürülüyor denildi. Sıla bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Çocuklar olunca yüreğimiz daha fazla yanıyor elbette. Şiddet haberlerin içerisinde ya da kayıp haberlerin içerisinde. Ama şiddet toplumun her yaş grubunda akıl almaz biçimlerde, akıl almaz yerlerde karşımıza çıkıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan bir cinayet bugün herkesi, duyan herkesi dehşete düşürdü. Bir bardak su istedi diye öldürüldüğüne ilişkin haber. Sosyal medyayı takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. İddialara göre 29 yaşındaki Mesut Kazancı yanından geçtiği bir fabrika çalışanından su istedi. İlk suyu içti, sonra ikinci bir bardak su daha istedi, olumsuz yanıt aldı ve sonrasında dövülerek fena şekilde öldürüldü. Ahmet gitti, Ahmet. Bayıldı, vurma lan. Kahramanmaraş'ta korkunç bir cinayet yaşandı. Olaya ait olduğu iddia edilen görüntüler pes dedirtti. İddialara göre 29 yaşındaki Mesut Kazancı susadığı için küçük sanayi sitesinde bulunan bir metal fabrikasında işçiden su istedi. Bir şişe daha isteyince de işçiler su vermeyi reddetti. Mesut Kazancı ile işçiler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çevreden sopalarla gelenlerin saldırısına uğrayan Mesut Kazancı başına ve vücuduna ağır darbeler alarak yaralandı. Kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde 3 gün yaşam mücadelesi veren Kazancı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mesut Kazancı'nın henüz 2 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi. Olaya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Çok sayıda kullanıcı bir şişe su yüzünden yaşandığı öne sürülen olaya tepki gösterdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dehşet ve bugünün tek haberi de değil. Bir de doktora şiddet haberi var. Hasta kaydının olmadığını söyleyen doktora sinirlendi, eline geçirdiği elektrikli çaydanlıkla doktoru darp etti.
Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar mahallesindeki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Aile hekimine giden Seracettin Demirel, işe giriş raporu almak istediğini söyledi. Doktor kendisinde kayıtlı olmayan hastaya sadece durum bildirir raporu verebileceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Seracettin Demirel odadaki elektrikli çaydanlıkla doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Can Cevher, Gürler'in son omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan doktor yoğun bakım ünitesine alındı. Gözaltına alınan Seracettin Demirel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ve bir de öğretmen. Mardin'in Mazıdağ ilçesinde bulunan bir anaokulunun bahçesinde nöbetçi öğretmen Yusuf Ekin, kapı açma nedeniyle iki kişiyle tartıştı. Bu kapıdan değil, diğer kapıdan girin dedi, saldırıya uğradı. Nöbetçi öğretmen anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin dedi, iki kardeş tarafından okulun bahçesinde darp edildi. Öğretmen arkadaşımız ders saatinde okul bahçesinde İki eşkıyanın saldırısına uğramıştır. Eğitimde şiddetin adresi bu kez de Mardin'in Mazıdağ ilçesinde bulunan Hediye Alay Aktaş Anaokulu oldu. İddiaya göre biri amatör boksör olan iki kardeş iki kapısı bulunan okula ana kapıdan girmek istedi. İki kardeş okulda nöbetçi olan öğretmen Yusuf Ekin'den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi. Öğretmen Ekin, "Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin" diye yanıt verince tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve kemerli saldırıya dönüştü. Kardeşlerden biri Ekin'e yumruklarla, diğeri ise kemerle vurmaya başladı. Ve görevi başındaki personele saldırarak eğitim öğretimi engelleyen eşkıyalar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Saldırı okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sonlandı. Öğretmen Ekin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Ekin'in şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı. Bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz. Bir de bu işi organize yapanlar var. Organize, mafya, çeteler. Türkiye'nin dört bir yanında. Zaten İçişleri Bakanlığı'nın İşte Ali Yerlikaya ile beraber hemen her gün yaptığı operasyonlarla gördük. Yalnızca yerli değil, yerli yabancı, uluslararası mafyanın, çete mensuplarının en gözde adreslerinden birisi Türkiye. Çok net ortada. Ayhan Bora Kaplan davası görülüyor biliyorsunuz. Ayhan Bora Kaplan davası da çok önemli bir dava. Çünkü